Evet, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Buca Spor'u konuşmaya devam edeceğiz ama öncelikle hattımızda geçtiğimiz günlerde ajanslara düştü, mutlaka takip etmişsinizdir. Göztepe'ye talip olan Elazığlı iş adamı Ertan Dağoğlu var. Öncelikle ona hoş geldiniz diyelim. Alo. 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 Ertan Bey. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. İzmir'den selam ve saygılar Elazığ'a. Merhabalar. Sağ olun, çok teşekkürler. Saygılar efendim. Sayın Dağoğlu, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız İzmir'de. Göztepe talip olduğunuzu, daha doğrusu satın almak istediğiniz... Sesim geliyor mu şu anda? Alo. Sesim geliyor mu efendim? Sizin geliyor efendim. Benim sesim geliyor mu? Alo. 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 Sesim geliyor mu şu anda? Duyuyor musunuz beni? Sizin sesiniz geliyor. Benim sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Geliyor efendim. Göztepe evet. Diyoruz. Göztepe'ye talip oldunuz. Bununla ilgili bağlandınız hattımıza. Sizinle neden Göztepe? Neler yapmak istiyorsunuz Göztepe ile birlikte? Öncelikle konuklarımıza selamlarımı iletmek isterim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Menderes hocama, Muzaffer hocama, Cem Bey'e. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim ben İzmir'e 3 yıldır ticari amaçlı ziyaretlerim var. Hı hı. Belli sektörlerde yatırım yapmayı düşünüyorum. Evet. Göztepe'nin de birkaç kez maçına gittim. Hı hı. Göztepe'yi ve Göztepe sevdalısı taraftarlar sayesinde tanıdım. Evet. Türkiye'deki çok az takımın sahip olduğu bir taraftar kitlesinin olduğunu gördüm. Bu da evet. Beni etkiledi. Coşkulu, cefakar bir taraftar kitlesi var. Evet. Takımın tarihçesini biraz inceledim. Takım 1925 yılında kurulmuş. Evet. Türkiye'nin en köklü takımlarından birisi. Evet. Tarihinde de çok ciddi başarılar elde etmiş. Evet. Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı. Evet. Bunlar etkileyici sebepler oldu. Hı hı. Yani amatör kümeye bile düştüğü zaman da bile 10 bin taraftar oynamış evet. Bir takım. Hı hı. Tabii hiç bir İzmirli iş adamı kurum ve kuruluş desteklememiştir. Hı hı. Bu da tartışılması gereken başka bir konudur. Evet. Peki siz önümüzdeki günlerde diyelim ki anlaşıldı satın aldığınız kulübü, satın alma demeyeyim de Göztepe'de camiasına görev aldınız. Neler yapacaksınız? Bir iş adamı olarak projeleriniz var mı? Göztepe ile ilgili. Şimdi Yunus Bey, ben öncelikle bugün Yılmaz Vural'la bir görüşmem oldu, biliyorsunuz Elazığ Spor'u evet. Yılmaz Hocam bıraktı. Hı hı. Kendisiyle yarın İstanbul'da bir randevumuz var. Evet. Tabii bir şu anki mevcut takımın yine sahiplerinden bir ses çıkmayınca ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Ben Göztepe'yi almayı düşündüğümüzü, hı hı. Benimle beraber olur musun dedim hocam. Hı hı. O da tabii olumlu yanaştı. Bir dostluğumuz evet. Var. Yılmaz Hocam'ı getirmeyi düşünüyoruz nasip olursa. Evet. Yoksa da alternatif düşündüğümüz isimlerimiz hı-hı. Var. Tabii şimdi olayı şöyle düşünmemiz lazım. Evet. Takımımızın köklü olmasına rağmen tesisleşmede büyük sıkıntıları var. Evet. Yani tesisle olmayınca bir otobüs ne kadar güzel olursa olsun altında lastik olmazsa iyi olur. Tabii. Gidemez araç. Evet. Öncelikle hedefimiz aktaracağımız para veya da yatırımlarımız tesisleşme olacak. Evet. Bu konuda ciddi yatırımlar yapmayı düşünüyoruz patron. Hı hı. Ayrıca bizim daha önce sen tesis ettiğimiz birkaç tane daha farklı projelerimiz var. Onlar evet. Da nasip olup eğer göreve gelirsek de onları da yapmayı düşünüyoruz. Menderes Hocam bir şey soracak mısınız? Yok, öncelikle Sayın Başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii Göztepe için atılan kalpler bütün Türkiye'nin tanınabildiği bir takım. Başkanımızın da söylediği gibi gerçekten çok önemli bir takım. Türkiye'deki diğer takımlar olduğu kadar. Bu yüzden gelişmeler beraber göreceğiz. Evet. Allah hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlısıysa neyse olsun. İnşallah. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Dağoğlu? Teşekkür ederim ben de Rastlıcama da iyi niyetlerinden dolayı.
kamuoyunda benim 20 milyon dolar bir bağışım var. Bu tartışılıyor. Evet. Benim kafamdan geçen düşünce şu. Tabi bunu henüz tam netleştiremedik. Evet. Göztepe AŞ. Hı hı. Bu AŞ'yi satın alabilirsek de tabi hukuki boyutlarını iyi araştıracağız. Ondan sonra da böyle bir şey yapacağız. Tekrar Göztepe AŞ'yi dernekleşmeye getireceğiz. Dernekleşmede de biz yapacağımız bağışı başkan olduğumuz sürede, başkanlıktan sonra da bu bağışımızı biz geri istemiyoruz. Evet. Ondan sonra eğer götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Tabii bu konuda ciddi eleştiriler alıyoruz. Bütün kulübün başkanları göreve geldikleri sürede belli bir para verirler. Belli bir kısmını hibeye verirler. Evet. Belli bir kısmını da geri alırlar. Evet. Bu benim Göztepe'de başkanlık yapmış olduğum dönemde bu takıma geri almadan vereceğim para. Anladım. Yani tabi bunu bizi eleştirirken arkadaşlarımız internet sitelerinden zaman zaman uyarı geçiyorlar, eleştiriler var. Bence bu eleştirileri benden çok İzmir'de olan, İzmir'de ticaret yapan iş adamlarına yapmalarının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Evet. İşte ben 1200 kilometre o tarafta ticaret yapıyorum. İstanbul'da ticaret yapıyorum. Geldim. Kulübün önünde de açıklama yaptım. Kulübe zor gününde buradayım dedim. İnsanların teşekkür etmesi gerektiğine inanıyorum. Evet, doğru. Doğru, haklısınız. Evet, Sayın Dağlay, önümüzdeki günlerde... Sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. Kırlantadan anlayan Göztepe'nin kıymetini bilir. Evet. Yani bazıları kulübü uzun süredir meşgul ediyorlar, yatırım yapmıyorlar, yarı böyle yarı buçuk götürüyorlar, bu şekilde olmuyor yani, yakışmıyor. Anladım, anladım. Yani ya yapacaklarsa tam yapsınlar, pamuk hallercide ya da hak ettiğinden ileriye götürebilen bayrağı birilerine bırakmalarını tavsiye ediyorum. Evet, sağ olun, çok teşekkürler. Eğer önümüzdeki günlerde İzmir'e gelecek olursanız programımıza da ağırlamaktan şeref duyarız efendim. Valla Yunus Bey, biz çağrımızı kamuoyu önünde yaptık. Evet. Sonuç itibariyle birlikte olduğumuz, hareket ettiğimiz arkadaşlarımız var. Evet. Biz mevcut yönetimin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ona göre gelip bir açıklama yapalım. Ona göre bir strateji gelip geliştirelim, ama henüz hiçbir çağrımıza olumlu veya olumsuz bir cevap vermediler. O yüzden de şu an beklemedeyiz. Anladım. Ama sonuç itibariyle vermiş olduğumuz sözlerim ve taahhütlerim sonuna kadar arkasındayız. Daha önceden de bir şey söyledim. Bazen bazı arkadaşlar bir şeyler söylediler. Tesisleşmeden de konusunda şu ana kadar ne yapılacak diye. Ben de şöyle tekrar sizin televizyonunuzda duyurmak istiyorum. Eğer birileri tesisleşmeye, bu Göztepe'ye kalacaksa, İzmir'e kalacaksa, bir tesisleşmeyle ilgili bir proje varsa, mevcut yönetim de gelsin. Biz de gelelim, arkadaşlarımız da gelelim, beraber yapalım ve Göztepe'ye bırakalım. Başkan oluruz ve olmayız, işte önemli değil. Evet, çok çok önemli bir konuyu temas ettiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, sıcağı sıcağına Göztepe'yi mi konuşalım? Evet, Buca'yı devam edelim. Yani şimdi Buca'yı konuşacak bir şey yok. Çünkü Buca'nın önüne geçecek çok kritik bir maç var. Evet. Konsantrasyonu bozmamak açısından hep beraber maçta olalım, destek olalım. İnşallah Buca'yı finale taşıyalım. Evet, Göztepe'ye döneceğiz çünkü. Önemli bir konu bu. Evet, Buca'yla ilgili Muzaffer Hocam. Buca Torku maçını iki kademede şey yapmak istiyorum, açıklamak istiyorum. Birincisi Nekalı bir Konya Torku, bir Nekasız Konya Torku. İlk yarıda Neka ile başlamamasının acısını çekti diye düşünüyorum hocam. Ama ikinci yarıda Neka ile birlikte çok daha farklı bir Konya'yı gördük. Özellikle bu tip maçlar, çift kademeli olan maçlarda kendi sahanda oynayan ve özellikle de 1-0 galip bitirmiş olduğun, dışarıda bitirmiş olduğun bir maçın çok daha tehlikeli ve çok daha zor olacağını yaşadık. Biliyoruz ve hep de bu böyle olacaktır. İnşallah Buca'mıza bu ikinci maçta da başarılarının dolu olmasını temennilerini de sunuyoruz. Belki Erkan'ın açıklamasına ne diyorsunuz? Son kısmı.
Şimdi bir sporcu kardeşimiz olarak, biz de bir abisi olarak diyeyim, hoca olarak demeyeyim, bir abisi olarak diyeyim. Biraz daha konuştuğu literatürde biraz daha dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Evet, Cem. Söz sende. Yani karşılaşmanın genelini yorumlamadan önce şunu hemen bir benzetme olarak ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin Benfica maçı aklıma geldi. 3 tane top direkten döndü. Fenerbahçe bir gol attı. Sonra Portekiz'e gidildi. 3-1 bitti rövanş. Ama orada işte ah bir gol daha atar mıydık, atmaz mıydık tarzı Fenerbahçeli arkadaşların serzenişleri oldu. Ama o maçta şunu görüyorduk. Yani Fenerbahçe bir gol daha atsa Benfica bir gol daha atabilecek kapasitedeydi. Bir gol daha atabilecek kapasitedeydi gibi. Yani Fener iki tane daha atsa Benfica iki tane daha atabilecek kapasitede. Bunu görebiliyorduk. Bursaspor'la Torku Konyaspor arasındaki kalite farkı da şimdi Torku takımı organize bir şekilde ilk yarı oyunu iyi kurgulayamadı. Hatta biraz geride paniklediklerini zaman zaman gördük ki Bursaspor öyle çok şiddetli ataklarla dalga dalga gelmedi. Zaman zaman Erkan çok formunda değildi. İrfan sakat oynadı ve ilk 45 dakikayı tamamlayamadı. Eksiklikleri vardı yani takımın. Mehmet Battal biraz boğuştu. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Ve Erdal'la uzaktan bir şut girişimleri oldu ilk devrede. Top direkten döndü. İkinci direkten dönen topta da yan top zaafı Efe'nin takımdaki kadro dışı kalma serüveni ardından takımın biraz yan toplardaki zaafı da belirginleşmeye başladı. Ve pozisyon verilir mi verilmez mi ne olur? Bocalanır mı bu süreçte? Tam onu düşünülürken ilk devrenin sonlarına doğru bir gol buldu Bursaspor. Şimdi Enrique'nin attığı gol çok net bir gol. Yani birçok açıdan takip ettik, baktık, izledik, gördük. Çok net ve ciddi bir gol atıyor ve rakibine karşı göğsüyle bir göğüs göğüse şarjları var orada ama yani bir itme, kalkma vesaire onun düşmesini sağlayabilecek bir şarj olduğunu ben kendim görmüyorum ama Konya Spor'un golüyle ilgili hakem verse bir şey denilebilir mi? Hiçbir şey denilemez. Türkiye'de öyle goller oluyor ki gerçekten hiçbir şey denilemez ama ben şunu söyleyebilirim. Konya maçı 1-1'e taşısa bile Buca o şekilde motive olup maçı 2-1'e getirebilirdi. Getirirdi. Yani o motivasyonla oynar. İstediğini alırdı. Bana biraz bu şekilde geliyor ki yani Zafer Çevik İrfan'ın yerine oyuna girdi 40 gibi. Zafer Çevik 1,5 ay civar Ankara Gücü maçından beri sakat omzu kırık. En son Denizli deplasmanında bir 15 dakika sahaya alındı. Bu şekilde çıktı bu maçta. 50 dakikaya yakın bir süreç büyük mücadelesini gösterdi ve yani Zafer'in 90 dakika oynayamadığı bir süreçte o bile orada bir şekilde takımı iyi motive etti kaptan olarak. Sağ bekten bakıyoruz aynı şekilde Okan aynı süreci dengeliyor bu noktada. Bugün aynı zamanda tesislerden geliyorum ben yani Bursaspor antrenmanını gözlemledim. Bütün yönetim kurulu orada sanırım. Belediye başkanı da bir yemek veriyor futbolculara. Bu tip yemeklerin değinmek istediğim bir konu var. Kusura bakmayın. Lütfen biraz dağılmış tabii önemli olabilir konu da. Bu tip yemeklerin zamanlaması o kadar önemlidir ki futbolcular için. Yani Bursaspor kötü gittiği süreçlerde bir takım elbiseli birileri ya da böyle onları motive edecek birileri gidip lig içerisinde onlara destek olmasını çok bekledikleri dönemler oldu. Gördük, gözlemledik. O süreçte kimse takımla ilgili mevcut birkaç yönetici dışında kimse taşın altına elini atmadı ama şu süreçte o konser esprisiyle, zeminin bozulma esprisiyle biraz camianın hayıflandığı Ercan Başkan bir yemek vererek yani Konya maçı öncesi gerçekten motivasyonu çok bozabilecek bir hareket. 2 saat, 3 saat futbolcu orada. Yani gerçekten siyasilerin teşekkürü de olabilir. Bence teşekkürleri Konya'da gidip orada o maçı destekleyen yani bir Hamza Dağ gibi, bir Ertuğrul Günay gibi orada kabinede gidip takımın arkasında yanında olduğunu göstermek olurdu. Böyle yemeklerle günah çıkartmak gibi geliyor biraz bana. Ne yazık ki. Evet, biliyorsun sana da yazdım o anda. Ben Menderes Hocam izledim maçı. İzmir'den iki tane adam var. Belediye başkanı bile yok orada. 19 Mayıs'ı bahane edebilirler. O
ona bir şey diyemem. Ama İzmir milletvekillerini hangi partiden olursa olsun orada desteklemeleri bekliyordum ben. Bir de Cem'in söylediği söze dikkat çekmek istiyorum. Yani ikinizin de futbol oynadığınız için. Böyle önemli karşılaşmalar öncesinde bu tür siyasilerin verdiği özel yemekler sizi motive mi ediyordu? Veya sizin zamanınızda belki yok da motive eder mi? Yoksa ters mi teper? Gölge etme bahşeyi sen istemem. Evet. Gölge etme bahşeyi sen istemem yani. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz hocam? Şimdi mühim olan bu tip siyasi insanların, siyasetçilerin daha doğrusu, takım kötüyken yanlarında olsun. İyiyken zaten herkes onların yanında var. Ve ben bu tip yemeklerin, bu tip gelmelerin, bu tip gitmelerin sadece kendilerinin siyasi yatırımları için olduğunu düşünüyorum. Ve takımlar için de demotivasyon olduğunu düşünüyorum. Evet. Sana hemen Erkan'ı soracağım. Erkan'ın cümlesine ne diyorsun? Ben oraya taktım bir defa. Ya Erkan çok fazla kameralar önüne çıkan bir insan değil ve bu onun saha içerisindeki karakterindeki dalgalanmalarıyla da ilgili bir şey. Yani tutamıyor ağzını bir şekilde. Bir anda parlayabiliyor. Biraz da maçta kaçırdığı golün motivasyon da var. Şimdi dolmuş, birikmiş bir... Ero gol atmış olsaydı belki de o cümleye katılabilirdim. Yani o konuda da gerçekten ben de size katılıyorum şimdi söyleyecek. Yani. Gerçekten Erkan'ın dikkat etmesi lazım. Süper Lig'de belki bu takımın kaptanlığını geçmişte yaptı Süper Lig'deyken. Biliyorum, biliyorum. Erkan'ı da çok sevdiğim, futbolunu seviyorum. Yani, yani şeyini seviyorum. Cümle benim hoşuma gitmedi. Tabii bir taraftar söylemi gibi biraz. Onun daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Ha, burada ben bir şey daha yakaladım. Evet. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. %100 katılıyorum. Burada ince bir ayrıntı daha yakaladım. Bu tür organizasyonlar şunu gösteriyor ki Buca'nın kendi bürokrasisi dahi sahip çıkmıyor yani. Ancak böyle durumlarda yemeklere kendisine sahip çıkıyor. Yani ya şimdi hani İzmir'den önce bir kendiniz kenetlenmeniz tabii lazım. Ya bahtelime basacaksın. Şimdi bu maç öncesi 19 Mayıs konseri verip sahayı laçka yapacaklardı. Zar zor taraftarın baskısıyla şey yapıldı. Yani. Kulübe haciz gönderenler şimdi nasıl, hangi yüzle mesela gidip o yemeği veriyor? Veya bu takım başarılı olursa, Süper Lig'e çıkarsa hangi yüzle diyecek? Ya kardeşim ben bu kulübe haciz gönderdim mi diyecek? Yoksa başarılı olursa başarılı yapalım. En az şey. Ha, yani geçmiş dönemdeki ben desteklerini bizzat gördük. Takdir ediyorum. Şey yapıyorum ama son dönemdeki olaylar belki Ercan Başkan'ı yanlış yönlendirenler var. Buradan da bunu da söylemiş olalım. Şimdi yönetmen arkadaşımızdan hemen Manisa Spor görüntülerini hazırlamasını rica ediyoruz maç sonrası. 2 dakikalık bir görüntümüz olması gerekiyor. Evet, Adana Demirspor karşılaşması daydı. Manisa Spor Adana deplasmandaydı. Bu da çok önemli bir maçtı. Tabii Manisa Spor aslında finalin kapısını araladı gibi bir şey. Evet, bu görüntüleri, maç sonrası görüntüleri izleyelim. Ondan sonra Manisa Spor'u değerlendireceğiz. İki ayaklı bir maç. Çok önemli bir maç. Deplasmanda oynamak küçük bir avantaj sağlıyordu. Bu avantajı iyi değerlendirdik. Öncelikle gol yemeden galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Rakibe pozisyon vermedik. Evet, iki gol bulduk. İki topumuz da direkten döndü. Oyunun genelinden memnunum. Ama bu tabii ki sadece iki ayaklı maçın birinci ayağıydı. Ve Perşembe günü çok önemli bir 90 dakika daha var. Maça genel olarak istekli başladık. İlk başlardan hakim olmaya çalıştık maça. Mücadele gücümüzü ön plana atmaya çalıştık. Neticesinde erken bir gol geldi. Bu da rakibin sistemini biraz bozdu diyebilirim. Taraftar en büyük güçleriydi. Bu sefer taraftar da karşılarına aldı takım. Rahat oynadık diyebilirim yani. Bizim takımın zaten en büyük özelliği mücadele gücü. 2-0'da yakaladık. Takımımıza aşırı bir güven geldi yani. Playoff maçları ayrı bir hava kattı bizim takımımıza. Umarım ikinci maçta da iyi bir neticeyle finale kalırız diyorum. Tabii ki böyle bir müsabakada böyle bir sonuç beklemiyordum. İyi oynadığımız dakikada golü yedik. Tabii birinci, özellikle bizim görmüş olduğumuz kırmızı karttan sonra da gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadık müsabakanın başından sonuna kadar. Ama oyuncularımı ben yine gönülden kutluyorum. Yaklaşık 65 dakika kadar bir kişi eksik oynamasına rağmen bana göre iki kişilik oynayarak, özverili oynayarak hem futbolu güzelleştirme adına, hem bol pozisyon bulma adına her şeyi, elinden gelen her şeyi yaptılar. Ben bunları, yürekli oyuncuları, canı gönülden kutluyorum. Fakat biliyorsunuz bu müsabakalar iki aşamalı müsabaka.
Belki burada kaybettik ama inancımdan zerre kadar kaybım olmadı. Biz Manisa'ya gidip bu müsabakanın rövanşını alacağız orada. O inançla gideceğiz. Kolay olmayacak ama zaten Demirspor takımı birçok zorlukları başararak buralara kadar geldiler. Ben inancım, bana göre Abdullah Hoca çok sağlıklı bir yönetim gösteremedi. Hele hele rakipten attığı oyuncu herhalde dengeyi sağlamak adına mı? Gülüç bir kırmızı karttı. İki ayaklı bir müsabakanın iki ayağını büyük bir dezavantajla oynadık. Rakibimiz sanırım istediğini buradan aldı. Manisa zaten güçlü bir takım. Tabii bizim için Perşembe günü oynayacağımız maç çok zor olacak. Fakat dediğimiz gibi eleme usulü olunca yani şansımız her ne kadar yüzeye vurduğumuzda çok düşük görünse de imkansız olmadı. Evet, Manisa Spor'a da Perşembe günkü karşılaşmada başarılar diliyoruz. Evet hocam. Manisa Spor'u tebrik ediyorum. Bana göre bu ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri. 3 ekibinden veya 2 ekibinden bir tanesi. Tabii ki direkt çıkmasını beklediğim ekiplerden bir tanesiydi. Ama yine bizi yanıltmadı. Manisa Spor'un neredeyse progresinin olacağı bir maçı gidip deplasmanlarına gibi takımı doğru bir deplasmana yenip gelmesi ne kadar iyi bir takım olduğunu da gösteriyor zaten aynı zamanda. Manisa Spor'u ben finalist olarak görüyorum. Şimdi Buca Spor'da ilk devrenin kötü takımı, ikinci devrenin yapılan takviyelerle Göztepe'de tutmayan aşının Buca Spor'da sağdan sola alınan oyuncularla tutması Buca Spor'da bir şans, Sait Hoca'nın da bir şansı aynı zamanda. Göztepe gibi tutmayabilir ama tuttu ve uyum sürecini atladık, çok çok bir şekilde takım oldular. Evet. Buca Spor'un da bu maçta çok zor olarak görüyorum kesinlikle. Hocama da katılıyorum, çok zor olarak görüyorum. 1-0 tehlikeli bir skor. Burada yediğiniz bir golde sıkıntıda yaşayabilirsiniz ama atacağınız bir golde de turu %100 geçersiniz diye düşünüyorum. Finali bir tanesi Manisa Spor, ikincisi Perşembe günü olacak. Ben de gönlüm Buca Spor'dan. Tabii ki şu anda takım oynasın. Nerede oynanır? Kazana iyi olsun yani. Final. Belli oldu mu finalle oynanacağı? Yok, belli değil. Final galiba. Belli olmadı da birçok söylem var yani bununla ilgili. Şimdi İstanbul'da oynanacak maç misal. Aynı yolda gidip gelecek bu taraftarlar. Nasıl organize olacak? Ya bence İzmir Atatürk Stadı'nı alsınlar. Onu vermezler. Yani vermezler de ama işte Ankara'ya gidip işte Ankara'ya gidecekler. Bir takım çıkacak, öbürü çıkamayacak. Yolda 3000-5000 kişi birbirine gelecek. Yani oynarsa bölgeye verebilirler diyor. Ben Sivri, ya Denizli veya Balıkesir. Denizli veya Balıkesir olabilir. Keşke olsa yani. Ya onlar olabilir. Yani ben iyi öyle düşünüyorum yani. Evet. Çünkü iki takım içinde. Yani Konya takımı iyi takım. Onunla sabah atalım yani. Konya takımı dediği gibi ne kalır bir takım. Her zaman iş yapar. Evet hocam, Manisa Spor. Şimdi Manisa'nın bugüne kadar gelmiş olduğu, yapmış olduğu, yola çıkarken düşünceleri, fikirleri hep zaten burası. Liderlik yahut lider altlığı içindi. Evet. Onun için rastlantısal bir sonuç olarak görmüyorum. Manisa'nın zaten hakkıydı. Evet. Burgene'ye kadar gelmesinin. Ama bir Adana Demirspor rastlantısal sonuçlarla. Çünkü düşerken bir hoca değiştirdiler. Gelen bir Mustafa Hocam'la beraber bir 4'te 4, 5'te 5 ilk etapta, ilk maçta Manisa'ya, Adana'ya 4 gol atmaları. Bu anlamda baktığımız zaman Manisa'nın hakikaten bu finali oynayamaya hak kazandığını, çok net hak kazandığını düşünebiliyorum. Evet. Tabii rakip olarak baktığımız zaman da gönlümüz Buca'mızdan yana. Evet. İki Ege bölgesi takımının, bir tanesi İzmir, bir tanesi bölgemiz takımının beraber oynayacakları ve dostça, centilmence ve hak edeni kazanacağı bir final olmasını diliyorum. Bence centilmence, dostça geçen en önemli. Taraftarlar o kadar iki takım taraftarı da o kadar bir fanatik gibi ve sıkıntılı yok değil mi Cem? Yani yok ama bazı tabii provokatörler var ne yazık ki. İşte, olaylarla ilgili değil. Şeyler. Ben hani bu maçı şu şekilde izlediğim süreçte Manisa Spor'u yanıltabilecek bir maç bu maç. Çünkü Adana Demirspor ya 20. dakikada benim izlediğim kadarıyla karşılaşmaya bir havlu attı. Evet. Hiçbir şey yapmadı. Ve işte Manisa Spor oyundan çıkan futbolculara baktım. Yedek kulübedeki oyunculara baktım. Tamam biz çıktık, bitti o iş. Yani Süper Lig'e çıktık artık. Motivasyonu vardı ya da güzel basın açıklamasındaki futbolcunun söylediği demeçlerde de bunu görüyorum. Manisa'da bir gevşeme var. Skorun getirdiği de bir gevşeme var. Bu onları tabii ki ikinci maçta daha az yorulmaları, daha az efor sarf etmeleri yönünde olumlu etkileyebilir. Fakat final maçına motive olmaları konusunda bir hafta çok kısa bir süredir. Futbol dünyasında bir hafta gidersiniz, 5 atarsınız, gülersiniz, eğlenirsiniz, şudur budur ama pazar bir sonraki hafta maça çıkarsınız, arada bir maç daha var aynı zamanda. Diğer maça çıkarsınız ki hani Manisa ikinci maçı da çıkıp yendiğinde yine o rehavete kapılabilir. Şimdi Buca Spor çok o rehavete hiçbir şekilde
kapılamadığını görüyorum. Takıma bakıyorum, şu an hala bir üstlerinde şey var, tabii, baskı var. Şu maçı bir atlatalım, ondan sonra önümüze bakalım şeklinde. Manisa'nın tek dezavantajı burada budur. Tabii Konya mı olacak, Buca mı olacak, Süper Lig'e kim çıkacak, kim hak edecek? Bunu ciddi anlamda görebilmek pazar günü netleşecek, perşembe günü ortaya çıkacak. Ama Adana Demirspor karşısında Manisa Spor final için biraz bu tip noktada bakalım, pazar günü bunu göreceğiz. Manisa'yı Adana Demir rakibi iyi hazırlayabildi mi? Biraz o açıdan perşembe bakalım. Günü göreceğiz. Yoksa evet, kötü mü hazırladı? Ne oldu, ne bitti? Bunu pazar günü finale çıkan kim iki çıkacak takım arasında belki bir mucize olur. Adana Demir hocası bu kadar, Nurullah hoca bu kadar iddialı konuşuyor. Ben pek ihtimal vermiyorum ama iki Ege takımı umuyoruz. İnşallah biz süreci yine aynı dileklerde bulunalım. Tabii. Hemen tabii son iki dakikamız bu bölüm için Karşıyaka'yı da değerlendirelim. Karşıyaka lige iyi bir giriş yaptı. Daha doğrusu iyi bir sonuçlar aldı ama son hafta diyelim kaçırdı. Son iki hafta kaçırdı aslında. Kongre hazırlığı da var. Neler söyleyeceksiniz hocam? Yani Karşıyaka şimdilik bitti. Yeni sezona, yeni düdüğüne kalacağız lazım. Artık yeni bir şey söylemek lazım demiş Şahis. Bir an önce kongrenin yapılıp yönetici kapasitesinin artırılma veya başka bir isim görüyor gelip gelmemesi, Karşıyaka camisinin içerisinde, camiası içerisinde kendi çözücü olabilir. Bir an önce toparlanıp, bir an önce Cihat Hoca ile anlaşıp, gerekli transferleri yapıp sezona başlamalı. Cihat Hoca Ordu'ya, Ordu'yla anlaşmış. Öyle bir şey var yani. Güzel. Duyum aldık. Evet. Tabii. Muzaffer Hocam'dan da alalım Karşıyaka ile ilgili görüşlerini. Şimdi ben bu sene Cihat Hocam ve topçuların, futbolcu kardeşlerimizin yapmış olduğu onur mücadelesinde anların akıyla çıktıklarına inanıyorum. Yalnız Büyük Oral Başkan'ın da çok yalnız bırakıldığını, özellikle yalnız bırakıldığına, bu anlamda da sportif başarının gelmediğine inanıyorum. Evet. Cem? Yani gerçekten tebrik ediyorum öncelikle. Bu ligde ikinci devre Cihat Hoca sabretti, sebat etti, kaldı ve Karşıyaka'yı iki sene kazandırdı. Kesin küme düşer denilen bir takımın o ivmesini aldı. Neredeyse playoff'a yönler. Yani bugün Manisa'ya karşı Karşıyaka oynasa bu kadar kötü bir Adana Demirspor sınavı vereceğini ben sanmıyorum. Evet. Çok daha motive, en azından berabere kalır. İkinci maçta yine bir sonucunun belli olmayacağı bir mücadele verilirdi. Karşıyaka'nın oynadığı futbolla, getirilen yerle, emeği geçen herkesi gerçekten tebrik ediyorum. Cihat Hoca umuyorum ki resmileşmemiş bu süreçte anlaşılır ve Karşıyaka'da kalması sağlanır. Giderse büyük bir kayıp yani İzmir futbolu adına. Bazı isimleri de götüreceğini ben biliyorum. Götürür, yani, o gitmeye götürür. Evet, reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Göztepe taraftarını ekran başına davet ediyoruz. Göztepe'yi konuşacağız programımızın son bölümünde.